okunuş sırasına göre ikinci sure. Kur'an-ı Kerim'in oku diye başlayan birinci suresini, okumayı ibadet yapan, ilk emir yapan suresini bitirdik. Evet. Okumayı emir ve ibadet haline getiren bu kitap, ikinci suresinde, insanlık dünyasına vahyedilen ikinci suresinde neyle başlıyor söze? Kalemle başlıyor. Evet, bir diğer yalnız adıyla. Bir fark var, okuyacaksın, acele etme. Oku bir emir olduğu halde yaz emir değil, kalemin kutsiyetine, kalemin yazdıklarına yemin edecek. Göreceğiz orada. İnsan hayatında kalemin ve yazdıklarının yerinin azametini göstermesi bakımından mühim ama yazın diye bir emir yok. Şunu diyor Kur'an, herkes okumak zorunda. Herkes için emirdir o, temel ibadettir. Ama yazmak herkes için emir değil. Herkes yazamayabilir. Bazıları yazacak ama herkes okuyacak. Okumak farz-ı ayın, temel ibadet, yazmak farz-ı kifaye. Ben yazacağım, falan yazacak, filan yazacak. İlim adamları, fikir adamları, kalem adamları, yazarlar falan. Ama herkes yazacak diye bir şey yok. Ama herkes okuyacak. Dağdaki çoban da okuyacak, üniversitedeki hoca da okuyacak. O günde 100 sayfa okuyacak, öbürü günde 5 sayfa okuyacak ama hepsi okuyacak. Kur'an'ın dünyası böyle bir dünya. Ben Fransa'da kaldığım zaman, bakın böyle bir dünyayı Batı kurmuş Ebru'cu. Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nde çalıştığım zaman hafta sonları giderdik. Böyle ekipler yapardık. Fransız insanlar da bizi hemen her hafta sonu birisi bir şekilde ağırlardı. Giderdik. Yani hiçbir şey yoksa kafe kruvasan, kahve, çörek veya yemek duruma göre. Bir hafta sonu da Alplerin eteğinde yaz bir arkadaş bizi birkaç kişi davet etti. Orada teyzesinin evi. Oraya gittik. Şimdi eve girdik. Kapıdan girdik içeri. Hemen ayakkabıların konduğu yerden itibaren dolaplar ve kitap başladı. Salon kitap, her taraf odalar kitap, balkonlara kadar. Yazlık bir ev. Dedim ki arkadaşa, burası burada dedim. Yani ben şöyle düşündüm, herhalde burada 12 ay oturuyorum ama 12 ay oturulacak bir yer değil. Şu kadar irtifa çıktık yukarı, Fransız Alpleri. Dedi ki yok, burası dedi yazlık. Bu kitaplar dedim, yani yazın buraya gelip kışın kışlık eve. Hayır dedi, bunlar burada. Kışlık evler ayrı dedi. Onun. Belli bazı kitaplar dedi. Buradan oraya gider gelir filan ama dedi ana kitaplık kitaplar burada durur dedi. Hiç tabii ses etmedim ama ben dersimi aldım. Ben üniversite hocası payesi taşıyan birçok tanıdığımın evine gidiyorum. Numunelik 30 tane kitap görüyorsun. Yani iyi ki üniversite hocası. Yoksa bir tane kitap görmeyeceksin. Şimdi bakın Kur'an'dan rahmet ve bereket gören onlar mı biz mi? Bir. İki, Kur'an onlara mı rahmet ve bereketini verecek, bize mi? Kusura kimse bakmasın. Allah ahmak filan olmadığına göre haşa, teşbihte hata yok. Elbette ki Allah'ın kelamı dediğimiz bu kitap rahmet ve bereketini o insanlara verecektir ve vermiştir. Geçen hafta söyledim. Okuyu temel ibadet ve emir yapan o insanlardır ve karşılığını görüyorlar. Biz okunun yerine Kur'an'ın 8. 10. sıraya koyduğu gördük geçen hafta. Namazı getirip koyduk ve belamızı bulduk. Listeyi tersine çevirdik. Sen Allah'ın listesini tersine çevirerek hiçbir yere varamazsın. Hiçbir yere varamazsın. O listeyi Cenab-ı Hakk'ın tanzim ettiği şekilde hayata sokacaktık. Ne olacaktı o zaman? Türkiye'de ne olacaktı manzara? Kur'an'a göre düzenlenseydi bu ülke, bu din. 120 bine tırmanan cami sayısının yerine on binlerce okuma salonu, felsefe kulübü ve mektep olacaktı. Mekteplerinizin sayısı cami sayısının yarısına ulaşmıyor. Onda biri kadar kütüphaneniz yok. Yüzde biri kadar okuma salonunuz, felsefe kulübünüz yok. Çok önemli. Felsefe derslerini ilahiyat fakültelerinden bile kaldırdılar. Liselerden çoktan kaldırdılar. Böyle bir ihanet, böyle bir Kur'ansızlık, böyle bir Allahsızlık olur mu? Bunu Cenab-ı Hak bırakır mı? Bunu görmez mi Cenab-ı Hak? Hele bir de bunu İslam diye satarsanız bu Allahsızlığı Cenab-ı Hak cezasız bırakır mı? Bakın bırakmıyor işte. Alın Berkin. Alın. Siz Batı'da böyle bir şey görebilir misiniz? Şu Berkin hadisesi Batı'da olsa yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Bir değil 20 tane hükümet istifa eder. Yer yerinden oynar. Ha nihayet halk.
Gezi direnişini ortaya koyan, tarihe mal eden halk. Aydınlar nerede? Hani aydın? Aydın mı? Bu ülkede aydın mı var? Bunlar karanlığın ta kendisi. Hangi aydın? Türkiye'de aydın aydın olsa Türkiye bu zulümlerin altında idim inim inler mi? Yine yıllardır bağırarak söylediğim bir şey var. Bir ülkede aydınlar hain değilse zulüm egemen olamaz. Her ülkede zulüm olur. Her insan topluluğunda zulüm olur. İnsan topluluğu varsa zulüm vardır. Bu hayatın kaçınılmazı. Ama zulmün olması başka bir şeydir. Zulmün egemen olması başka bir şeydir. Türkiye'de zulüm egemen. Nasıl oluyor bu? Aydınların hainliği tırnak içinde sayesinde veya yüzünden oluyor. Allah mekanını cennet etsin. Aziz nesine meşhur sözü üzerine sordular Antalya'da. Sözünü hatırlıyorsun. Türk milletinin %65'i aptal demişti. Dediler ki efendim siz böyle bir şey dedin. Olur. Yani aydınlar da mı aptal? Hayır. Hayır. Kat'iyen ve katibeten diyor. Aynen bu tabirleri kullanarak. Aydınlar aptal olur mu? Hayır. Bekliyorlar diyecek ki onlar aptal değil. Onlar akıllı, ferasetli. Onlar aptal değil diyor. Onlar haindir. E aydınları hain olursa bir ülkenin tabii kısmı azamıyla tüm ekseriyete göredir. Gayet tabii onurlu, şeref timsali aydınlarımız var. Hepsine saygılarımı iletiyorum burada. Neler çektikleri belli. İşte buyurun. Silivri Esaret Kampı'nı dolduranlar kimler? Bu ülkenin 1000 yıllık şerefli ordusu, kurumu, Türk ordusunun komutanları şimdi onları bakın tahliye ediyorlar. Evet. Utanmıyorsunuz değil mi? Utanmıyorsunuz değil mi? Ve o aziz Genelkurmay Başkanı, o Türk ordusunun onur timsali Genelkurmay Başkanı, başkomutanı der ki hiçbir kin ve nefret içimde yok. Adalet istiyoruz, bunun takipçisi olacağız ve adaleti çiğneyenlerden hesap soracağız. Söylediğine bakın. Siz oraya dolduruyorsunuz işte o şerefli aydınların büyük kısmı. Ama şerefli aydınların büyük kısmı orada, bir kısmı da dışarıda. Ama geneline baktığınız zaman aydın geçinenlerin ne kadarı aydın, ne kadarı onurlu aydın onurunu taşıyor. Ona oturup konuşmak lazım. Türkiye'nin bugünlere gelmesine destek veren, onursuz veya ahmak biçimde destek veren. Şimdi kendilerinden istifade edildi, işleri bitti, tekmeleri şutladılar dışarı. Şimdi out oldukları için çıkmış orada burada bakıyorum konuşuyorlar. Sizin yüzünüze tüh utanmıyorsunuz değil mi? Ve bunları çağırıp da hem de ciddiye aldığımız yerler konuşturuyor adam diye. Ya bunları niye konuşturuyorsunuz? Bunlar yarın yine satar bu ülkeyi. Yine satarlar onuru, yine aydınlığı satarlar, yine aklı satarlar, yine onuru satarlar. Görsünler yemlenme imkanını, anında satarlar. Niye konuşturuyorsunuz bunları? Bunları çirkef bir kürek çamur gibi kaldırıp kenara atacaksın. Kadınını, erkeğini, bunları niye konuşturuyorsunuz? Bunların suratlarında haya var mı? Suratları dönmüş bilmem ne hayvanının derisine. Bunları niye konuşturuyorsunuz çıkar? İkisi orada, üçü burada. Şimdi eleştiri yapıyorlar, ona buna sataşıyorlar. Dün ne yapıyordunuz? Dün ne yapıyordunuz? Ulan sizin saygı duyacağınız hiçbir şey yok mu? Ona saygınızdan susun diyeceğim. Ha sussalar diyeceksin ki tövbe ettiler hayasızlar, sessizliğe gömüldüler. Belki o zaman ya hakikaten tövbe etmiş olabilir. Hayır, hayır opportunist eyyamcı. Oradan tekmeyi yedi, yalı yedi önce, o bitti. Sonra kendisinden alacaklarını aldıkları için tekmeyi vurdular, out ettiler. Kicked out diye bir tabir var İngilizce. Tekmeleyip bir kenara itmek. Şimdi gelmiş öbür tarafta. Ve bir takım zikrine, fikrine itibar ettiğimiz insanlar da bunları adam, bunlar adam mı ya? Bunlara ait oldukları ahıra gönderin. Bunların ne işi var oralarda? Niye konuşturuyorsunuz bunları? O zaman şapla şekerin, onurluyla onursuzun, aydınla karanlığın ne farkı kalıyor? Ve bilmiyor musunuz bunlar yarın anında tekrar bugün savunma pozunda oldukları değerleri satarlar. Bunların ciğeri var mı? Bunların yüreği var mı? Neyi var bunun? Bunların içinde ne var? O büyük Müslüman vicdan, Kur'an vicdanı diyorum ben ona, Mehmet Akif 1920'lerde bunların ciğer röntgenini çekmiş bu milletin önüne koymuş. Kaç kitabımda, kaç vesileyle kullandım bunu. Büyük Akif, Yüce Akif, Ölümsüz Akif. Ne diyor bu tipleri? Nasıl bakın? Koymuş röntgenini. Diyor ki, şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Bu kadar muhteşem çizilebilir bir portre.
ölümsüz. Bunlar işte. Bunlar bir gün Allah'a sövdüler. Allah diyen, secde eden adamlara yamyam muamelesi yaptılar. Sonra maun namazı kılan Müslüman kisveli, Müslüman paravanlı, müşrik melunlar işi kotarmaya başlayınca ne yaptılar? Hemen o Allah'a söven adamlar protestanlara zangoçluk etmeye başladılar. Son yıllar bunların bu zangoçluklarıyla geçti. Şimdi orada işleri bitti. Tekmeyi yedikleri için bir biçimde. Şimdi başladılar tekrar bu yandan yallanma çarelerini aramaya. Bunların bir kısmı bu haşhaşi bilmem ne, cemaat bilmem ne kavgalarında tekmeyi yedikleri için ötmeye başladılar. Lan siz 3 sene önce böyle demiyordunuz. Silivri esaret kampı doldurulurken demiyordunuz böyle. Şimdi rütük yakalamasa, hatta ceza kanunu yakalamasa ana avrat söveceksiniz. O ana avrat sövecek kadar sataştığınız, saldırdığınız adamların eteklerini, ayaklarını, çizmelerini yalıyordunuz. Niye? Silivri esaret kampına onca insan, mazlum ve masum insan ki bak hepsi şimdi her gün birkaç tanesi salıveriliyor. Allah'ın büyüklüğüne bak. Kendi elleri ağızlarıyla yaptıkları zulmü, dehşeti onlara itiraf ettiriyor. Eğer bu hukuka uygunsa dün yaptıklarınız neydi? Ve hey firavunlar. Bu hukuksuzsa o zaman niye hukuksuzluk yapıyorsunuz? Hadi cevap ver. İlker Başbuğ'un, Man komutanın bir sözü daha var, tarihe mal oldu. Diyor ki o esaret kampını dolduran hakim kisveli hayasızları kastederek. Bunlar ne hakimi, bunların vicdanı yok diyor. Hakim hukuku vicdan yapmış adama denir. Ben de hukukçuyum. Bunların vicdanı yok diyor. Tabii. Hakim hukuku vicdan yapmış adamdır. Öyle hakimler var bu ülkede. Hala var. Ama Silivri temerküz kampını, esaret kampını dolduranlar hukuku vicdan yapmış adamlar değildi. Savcısı ve hakimiyle. Onun için onlara hukuk onuru adına saygımız yok. Bu milletin onlara saygısı yok. Bu milletin onlardan hesap sorması lazım. Hukuku katleden adamlar. Onun bunun müridi olarak hukuk vicdanlarını da, iradelerini de, mürit iradesini putuna teslim eden demektir. Allah kimseyi mürit yapmasın. Yoksa yandın demektir. Mürit iradesini putuna teslim eden demektir. Tasavvuf felsefesi uzmanıyım. Üniversitede 20 küsür sene bunu okutmuş adamım. Bak ben söylüyorum. Mürit iradesini putuna teslim eden adamdır. Bunlar hukuk vicdanı nasıl taşıyacaktır? Bunlar mürit. Kimin müridiyse. Putlarının iradelerine uygun olarak oraları doldurdular. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Bunlarda zerre kadar hukuk vicdanı olsa harakiri yaparlar gider. Nasıl toplumun önüne çıkacaklar bunlar? Nasıl çıkacaklar? O dillere destan olmuş bir nevi yalan ve şerefsizlik abidesi, o hard disk 51 numara mı nedir? Onunla oraya tıktığınız bu onurlu, bu kahraman, bu yürekli, bu vicdanlı, bu aydınlık insanların yaşadığı toplumda siz nasıl çıkıp dolanacaksınız? Ezilliğiniz, kepazeliğiniz, vicdansızlığınız, asaletsizliğiniz, hukuk katili olduğunuz çıkmış ortaya. Siz ve sizi kullananlar. Yarınki yazımda bir tabir var, bunların hepsi için geçerlidir. Bunların fıtrat nurunu Cenab-ı Hak yüzlerinden kazımış almıştır. Fıtrat nuru bir insanın yüzünden alınmışsa bitmiş demektir. Bunlar, fıtrat insanın, insan günahkar olur, hata eder, şunu yapar, bunu yapar ama fıtrat nuru alnında durur. Bunların yüzünde bir zerre fıtrat nuru bırakmamıştır Cenab-ı Hak. O yüzle nasıl dolaşacaklar bu toplumun içinde? Nasıl dolaşıyorlar? Ve birileri bunlar hidayete erdi. Bunlar tamam hata yaptılar ama ne demek ya hata yaptılar ama tamam. Zulmün affı var mı? Bak adamlar ne diyorlar? Bak kurdukları tezgah. Bu ne dinsiz, imansız, Allahsız tezgahtır. Çıkıp bir tanesi demeç verdi. Yazdım geçen gün. Ne diyor? Efendim diyor, günah işleme özgürlüğüne bak bakar mısın? Günahları teftiş edilmezmiş insanların. Şunu söyleyen ağızlara bakar mısın? Lan sen milleti ahmak mı zannediyorsun? Bire ciğersiz, irfansız, hayasız adam. O senin dediğin, günah dediğin Allah ile kul arasında ibadetlere ilişkin bir tabirdir. Onu teftiş edemezsin,
O yönden vücut bulmuş ayıplarını insanların ortaya dökemezsin. Doğru. Siz oraya o yönden vücut bulmuş ayıpları insanların önüne döküp insanları iki rekat namazı eksik olduğu için, iki kadeh rakı içtiği için dinsiz imansız ilan etmediniz. Esas onları deşifre edemezsin. Onları örtmen lazım. O dediğin odur. Ama hırsızlık, talan, yolsuzluk, kamu hakları ihlali, insan hakları ihlali günah değildir. Onun adını Kur'an zulüm ve cürüm olarak koymuş ve bunları deşifre edin, bunları yapanların üstüne gidin, bunları yapanları cezalandırın, sakın bunları görmezlikten gelmeyin, affetmeyin, siz de zalim olursunuz diyor. Ulan sen bunları bilmiyorsan konuşma, biliyor da konuşuyorsan senin Allah onulmaz cezalarla seni cezalandırsın. Sen ne biçim adamsın? Bu millet ahmak ve haysiyetsiz olmadığını bunlara göstermezse bu millete yazıklar olsun. Şimdi nereden geldik? Alet, Allah selamet versin, bizi teyzesinin evine götürdü. Kitaplardan oradan geldik buraya. Fransız adlarını. Bakın, Müslüman bir ülke, burası Müslüman ülke. Okumayı temel ibadet diye emreden kitabın ülkesi Fransa, Almanya mı? Şunları yapan adamlar mı? Yoksa 20 tane caminin olduğu semtte bir tane okuma salonu oluşturmamış bu ülke mi? Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz ya? Bu kitap ortada ve bu kitabı bilen adamlar var. Ben de onlardan biriyim. Siz ne diyorsunuz ya? Siz İslamsızlığı hatta Allahsızlığı din diye satacaksınız. Biz de buna seyirci mi kalacağız? Ne İslam'ı ya? Şu Kur'an'ın bahsettiği Allah manasında Allah'ı var mı bunlar? Yok. Evet. Şimdi oku bakalım. Demek ki ikinci suresinde kalem ve yazdıklarını okumayı emir ve ibadet olarak vermişti. Şimdi yazmanın yüceliğine işaret ediyor ama emir vermiyor. Çünkü herkes yazmak zorunda değil. Yoksa ben din adına gelip sana diyecektim. Senin yazdığın kaç kitap var? Yok. O zaman sen Müslüman değilsin. Diyemem. Çünkü herkes yazacak diye bir emri yok Kur'an'ın. Ama herkes okuyacak. Kitap hiç okumuyor musun? Sen ne biçim Müslümansın? Ne soruyoruz? Varsa yoksa iki rekat yattın kalktın mı? Şimdi önümüzdeki iki üç yazımdan biridir. Dinciler için namaz neyin göstergesi başlıklı yazı. Yazını taslaklamışım. Son şeklini verip yayınlayacağım iki üç gün, üç beş gün içinde. Onu da okusun bu millet. Şimdi bakın bir kitap yayınladı birisi. TRT'den ayrılma mı veya kovulma mı neyse. Adam diyor ki TRT'de diyor yani dünkü gazetede var. Yayınlanmış da bir şey. Onun için rahat söylüyorum. Şu kadar insanı diyor bir biçimde işinden ettiler. Kimi işinden ediyorlar ve kimleri diyor alıyorlar. Söylüyor adam. Yaşamış adam. İki şey diyor. İki şeyi bakıyorlar. Alevi olmayacak, bölücülüğe, eşkıyalığa, ya PKK terörü diyorsun. Şu PKK terörünün yanına konduğu zaman bu daha dehşet verici bir şeydir. Çünkü bunun metafizik dayanakları var. Yani şu ülkeyi bugün yönetenlerin yaptığı bölücülüğü ve ayrımcılığı PKK yapmadı. Onun için o yaralar sarılabilir bir gün, dinciliğin açtığı yaraları saramazsınız. Zaten sarmanıza izin vermez, daha büyük yaraları her gün yenileyerek açıyor. Bir, Alevi olmayacak. İki, namaz kılacak. Şimdi burada elini öpüp saygılarımı ileterek Hüseyin Atay hocamı anmak istiyorum. Hüseyin Atay dehası bu. İslam dünyasının bana göre yaşayan en büyük ilahiyatçısı, en dahi beyni. Çok şey aldık onu. Allah ömrünü uzun etsin. Demişti ki, kardeşim, bu tam Rize şivesiyle böyle, ben Trabzonluyum, o Rizeli. Kardeşim, bak, ben asistan alacağım zaman namaz kılıp kılmadığına bakarım. Namaz kılıyorsa almam. Allah Allah. Ey hocam, ben sana o zaman isyan ettim. Son 10 yılda anladım Hüseyin Atay'ın dehasının nerelere tırmandığını, ne demek istediği. Bunu söyleyen Hüseyin Atay ne biliyor musun? Bir vakit namazı kazaya kalmamış adam. Benim çok namazım kazaya kalmış. Hüseyin Atay'ın
bir vakit namaz kazaya bırakmayan bir adam olduğunu ben biliyorum. Kendi hatta öyle söyledi. Chicago'da geçirdiğim 4 yıl Amerika'da dahil bir vakit namazımı kazaya bırakmadım. Bu adam diyor bu sözü. İmamoğlu çocuğudur. Babası, mekanı cennet olsun, Beyazıt Camii'nin baş imamıydı. Çok cumalar kıldık arkasına. Sarı imam diye meşhur. Hüseyin Atay Hoca bir gün ona demiş ki baba namaz bu kadar buna takma. Bu namaz, bu zurnanın son deliğidir. Yıllarca konuşmamış oğluyla. Tabii saygı duymak lazım. Hüseyin Atay'ı anlayacak durumda değildi o da. Şimdi hoca böyle dedi. Benim rengimin döndüğünü görünce de tavzih etti meseleyi. Peki bak kardeşim, namaz kılan adamı dedi alırsın, yaptığı bütün menfilikleri, bütün pislikleri kıldığı iki rekat namazla kapatmaya kalkar, kendini de mahveder seni de. Ondan hayır gelmez dedi. Ürettiği değerle, yaptığı işle dedi, meziyet kazanacak, öne geçecek. Kıldığı namazla ben ona imkan vermem dedi. Bakın Türkiye'nin geldiği yere. Namaz kıldın mı, abdestin var mı? Namaz vakti geliyor, ben hazırım, sen hazır mısın? Filan yerde öğleyi kıldık, şimdi ikindiye filan yer. Namaz. Lan ne oluyoruz? Bu eğer bu dinse, bu Muhammed'in ve Kur'an'ın diniyse bu bunun saklı tutulmasını makbul görüyor. Lan ağzındaki tükürüğün dönüş sayısının 40 katı namaz kullanıyorsun. Hayasız. He, cevap Kur'an'da. Maun namaz. Lanet vesilesi. Rahmet vesilesi namaz bu şekilde sakız yapılmaz. Şimdi dinciler için namaz neyin göstergesi? O yazımı da oku, tarihi bir yazı olacaktır, onu da okusunlar. Hani yarın onu yayınlayacaktım, yarın Berkinci'yi yazdım. O cennet çocuğun, o boncuk çocuk, o rahmet çocuk yarınki yazımın konusudur. Bundan sonraki veya daha bir sonraki yazı o olacak. Yayında da hocam okuruz tekrar. Gayet tabii. Şimdi bunlar... Namaz. Şimdi benim bir çalışmam var. O çalışmayı reklamdan sonra bitmedi, yayın, bir cümle söyleyeyim, reklama tamam. Geçelim. Zaten vaktimiz de doldu aslında. Namaz, Müslümanları mahvetme aracı olarak nasıl kullanıldı? Bu Kur'an'ın temel ibadetlerinden biri olan ve müminin miracı hükmünde olan namazı, İslam ümmetini mahvetmek için kullanmayı başlatan da Emevi'dir. Bugün işte Emevi faşizmini Türkiye Cumhuriyeti'nde egemen kılanlar da o mirası. Allah nezd-i ilahisinde Emevilere reva gördüğü neyse bunlara da onu reva görsün. Amin amin. Evet. Hocam. Oku. Peki. Oku, biraz okuyalım. Peki. Yani teberrüken. Yazamıyorsak olsun. Okuyalım ben. Değil mi? Kalem suresindeyiz. Bir diğer adıyla Nun suresi. İlk ayetini okuyorum. Nun, yemin olsun kaleme ve yazanların satır satır yazdıklarına. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Yesturun'u çoğul kullanmış. Kaleme ve o kalemle satır satır yazanlara. Evet. Evet. İkinci ayeti. Ve kalemin satır satır yazdıklarına, ma kullandığına göre kalemin yazdıklarını ifade etmesi daha uygun. Evet. Evet. Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin, Rabbinin nimeti sayesinde. Şimdi kaleme ve yazdıklarına yemin ediyor ki Hazreti Peygamber Mekke müşriklerinin dedikleri gibi cin tasallutuna uğramış, cinlerin ona verdikleri ihva ile bunları söylüyor değil. Yani kitap ortada. Bir yerde diyecektir ki Kur'an-ı Kerim kendini anlatıp da sonra diyecektir ki sonunda göreceğiz onu yakın surelerden birinde. Fe eyne tezhebun. Bütün şunları önünüze koyan kitap buradayken nereye gidiyorsunuz diyor. Fe eyne tezhebun. Evet. Senin için kesintisiz bir ödül var. Hah. Ve inne leke le ecran gayra memnun. Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Kesintisiz ödül. Kesintisiz ödül. Bakın. Çalar çırpar gökdelenler dikersin. Sonra götürür 1,5 metre çukura koyarlar. Orada zebaniler ananı beller. Gök kubbede bıraktığın isim arkadan çocukların için zillet ve yüz karası olur. Hırsızın oğlu derler, vurguncunun oğlu, soyguncunun oğlu, talancının oğlu, çarpıp götürenin oğlu derler de derler. Ama hiçbir şeyin olmaz. Ölüm haktır. Seni de götürür oraya koyarlar. Ama arkadan ya hanı, hamamı, apartmanı,
arabası marabası osu busu yoktu ama onurlu adamdı be. Adam gibi adamdı. Düz gök kubbeye bırakmışsın işte. Bu kalır. Hele bir de bunu böyle eserle bilmem neyle, bu tabi eser deyince sadece kitap olmaz bu. İnsanlığa hizmetin her türü. Bir de bunu taşlandırmışsan öbürü şu kadarcık midenin, şu kadarcık midenin iyice, şu kadarcık mide için bu kadar alçaklık, bu kadar tenezzül, bu kadar çalma çırpma, bu kadar dalavara, bu kadar oyun, bu kadar aldatma, ya değer mi bunlara? Sana birileri geldi de be hırsız, şöyle bir vaatte mi bulundu Allah sana? İnsanlar en fazla 100 sene falan yaşıyorlar ama sen 2000 sene yaşayacaksın. Ona göre tedbirini al. Yığ, biriktir, doldur dünya bankalarına. Yığ, oradan al, buradan al. Dik, bina, arsa, hiç, sınırsız. Çünkü sen 2000 sene, böyle bir şey mi dediler sana? Yok, sen de en iyi ihtimalle öleceksin. Hatta sen gebereceksin. Çünkü ölmek insani bir fenomendir. Ölmek haysiyetli bir değişimdir. İnsanlar ölür. Zalimler ölmez, geberir. İnsan hakkı ihlal edenler ölmez, geberir. Zulmedenler ölmez, geberir. Ölmek insan gibi yaşayanların hakkıdır. Ölümün ne suçu var ya? İstasyon değişiyorsun. Hatta eğer hayatını hakikaten büyük adam gibi yaşamışsan, işte Mevlana gibi mesela, benim öldüğüm gün ne alıyorsun diyor ya. Benim sevgiliye kavuşma günüm, benim şebi arusum. Şebi aruz diyorlar şimdi hala bugünlerde herkes. Aruz değil arkadaşlar, düzeltin ya. Aruz bir vezindir. Aruz, sinle. Düğün demek. Şebi aruz da düğün gecesi demek. Ölüm gününü düğün günü ilan ediyor. Çünkü ben diyor sevgiliye kavuşuyorum. Ayrıldığım bütüne, varlığın esasına kavuşuyorum diyor. Ben o varlığın esasından kopmuş bir parçayım. Görüyor musun adamı? Mevlana, adam. Selçuklu Sultanı İmparator. Selçuklu Sultanı dediğin imparatorluğun başı. Uğraşıyor 3-4 ayda bir randevu alıyor ondan. Pazar yerinde ekmeği için bir şeyler satan adamlar o gün görüşmek ister, o gün görüşürler. Selçuklu Sultanı'na 3 ayda filan bir randevu veriyor. Mevlana bu. Neyse, oturuyorlar. Sözün bir yerinde. O da nasıl bir sohbet? Tokat gibi. Diyor ki, Sultan Allah seni bu kitlenin başına onları koruyasın diye getirdi çoban gibi. Sen bunlara kurt oldun diyor. Bunları taciz ediyorsun. Aydın nasılmış aydın? Aydın bu. Selçuklu İmparatorluğu'na başı imparatora söylüyor. Selçuklu Sultan. Seni Allah diyor bunları koruyasın diye çoban yaptı. Sen bunlara kurtluk yapıyorsun. Bunları mahvediyorsun diyor. Yapma. Ve 3 ayda yalvar yakar bir randevu almış ondan bu imparator. Aydın'a bakar mısınız aydın'a? Devam ediyor. Evet, sohbetin bir yerinde diyor ki Selçuklu Sultanı Mevlana'ya. Mevlana'nın bir lakabı, unvanı da hünkârdır. Padişahlara, sultanlara da hünkâr denir. Sana da hünkâr diyorlar diyor. Senle benim farkım ne diyor yani. Cevap net ve kısa. Gök kubbeye yazmış ölümsüz. Diyor ki farkımız şu diyor sultan. Senin saltanatın öldüğün gün biter. Getirir çukura koyarlar. Ondan sonra yaptığın kötülükler sana sövmek için vasıta yapılır. Öyle anılırsın. Tabii onu demiyor öyle. Senin saltanatın öldüğün gün biter diyor. Benim saltanatım öldüğün gün başlar. Çünkü Mevlana gibi büyük ruhları esas ölümünden sonra anlar, takdir ederler. Cevaba bakar mısın? Mevlana hiçbir şey yapmasın. O Mesnevi'yi de yazmasın, o Divan-ı Kebir'i yazmasın. Yalnız bu söz. Latinlerin kullandığı bir tabir var bu tür sözler için. Logos spermatikos derler. Dölleyen söz. Neyi döllüyor? Sonsuzluğun rahminde büyük ruhları döllüyor. Bir söz ama ne söz? Şimdi aydın bu. Oku bakalım. Dördüncü ayete geldi sıra. Ve gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Allah Allah. Ve inneke le ala hulukin azim. Dur. Sen gerçekten çok görkemli bir kavuk üzerindesin demiyor. Dikkat edelim.
Peygamberin ümmeti olmak, peygamberi takip etmek, peygamberden feyizlenmek nedir? Bu ayette bütün ruhu verilmiş. Ve inneke le ala hulukin azim. Yemin olsun sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Sen çok güzel Arap fistanı üzerindesin. Çok güzel sakallısın, çok güzel sarıklısın. Böyle bir şey yok. Çok güzel saraylarda oturursun. Böyle bir şey de yok. Ne var? Çok güzel bir, büyük bir ahlak üzerindesin. O halde peygamberi peygamber yapan tabiri caizse nedir? Onun ahlakı. O halde peygamberden feyizlenmenin yolu nedir? Onun ahlakından feyizlenmek. Peygamberi izlemenin, onun hayatına ortak olmanın, onun teknik tabiri kullanalım, sünnetini ihya etmenin yolu nedir? Bu ahlaktan nasiplenmek. Şimdi bakın dincilik nereye getirdi işi? Dincilik şu teoremi getirdi koydu, şu denklemi koydu kitlenin önüne. Din eşittir ahlaksızlık. Eğer bunlara bakarak dini tanıyacaksak, din eşittir ahlaksızlık. O zaman bırakın insanlar ateist, deist falan ne olursa olsunlar, namuslu olsunlar. Bunlar gibi din mensubu olacağına ateist olsunlar. Kur'an onları kurtarır. Hele deist olurlarsa zaten Allah'ta imanlarında samimi oldukları için Kur'an onları haydi haydi kurtaracak vaadi var kendisi. Peygamberimizin de vaadi var. Şimdi Kur'an bize diyor ki ahlak yoksa din yok. Ahlak yoksa peygambere ittiba yok. Kur'an neresinde diyor ki namaz eksik olursa din yok. Namaz eksik olursa peygambere ittiba yok. Hayır. Ahlak yoksa din yok diyor. İşte burada vermiş o. Bak ikinci surede getirmiş omurgayı koymuş çatıyı. Evet hocam. Şimdi dinci bunu tersine çevirdi. Ne diyor? Namaz yoksa din yok diyor. Ahlak önemli, önemli değil. Bir takım namussuzların sözleri bana geliyor. Böyle üç günde, beş günde bir yerden geliyor. Kitaplar okunuyor çünkü hele Maun suresi devamlı okunduğu için. Şimdi Maun suresine büyük ihtimalle buna bir ilave yapacağım veya küçük bir risale yapacağım. Maunizm ve Maunistler. Şimdi ben hem dilciyim, filolog bir adamım, hem felsefeciyim hem ilahiyatçı. Branşlarım bunu yapmaya müsaittir. Maunizm diye bir tabir türettim. Maun suresinden alarak. Maunizm, maun ihlalleri yapanların felsefesi, meşrebi, mezhebi. Bugün Türkiye'deki dincilik maunist bir dinciliktir. Maun suresinin lanetlediği suçları işleyenlerin felsefesine maunizm diyorum ben. Şimdi Maun suresi okunuyor ve geliyor devamlı dönüşler geliyor. 17. baskıyı yaptı. Efendim diyormuşlar, Maun suresi evet kamu malını çalan talan edenleri lanetliyor ama bak hiç demek açıp okumamış şerefsiz. Hiç okumamış. Sallıyor. Bunlar için kitle ahmak ya, sade akıllı bunlar. Namaz kılanlar için değil, namaz kılanlar müstesnadır. Yani onlar kamu malı da çalar, milleti talan eder, soyar, milyar dolarlık yolsuzlukları yaparlar ama namaz kıldıkları için onlar mazur ve mağfudur. Onları suçlayamazsınız. Allahsızlığa ve namussuzluğa bakar mısın? Engizisyon bile böylesini görmedi. Engizisyon masum kalır bunun yanında. Bugün Türkiye bunu yaşıyor. Her gün avukatlığını yapan adamları dinliyor. Çıktı dedi ya. Çıktı dedi ya. Suçları dedi, dinimiz yasaklamıştır. Suçlarını günah diyor ona. Onları deşifre edemezsin diyor. Ha şimdi maunizm millet maunizmi ve maunistleri tanıyacak. Şimdi Maun suresine ilave veya ayrı müstakil bir küçük risale yapacağım. Bu Kur'an bu alemde var oldukça bu hakikatleri söyleyen aydınlar da var olacaktır. Allah beni onlardan biri yaptığı için onun şükrünü eda etmekten acizim. Cenab-ı Hak bu azzimi mazur görsün. Şükrümü eda edemem. Yani bunlar işte o şükrün devamı. Bak görüyorsunuz. Kaç faniye nasip olmuş. Ben görmedim. 30 yılım üniversitede geçti. Görmedim. Bunların şükrünü ben nasıl eda edeceğim? Bir iki ayet daha oku. Peki. Demek ki ahlak omurga. Ahlak varsa din var. Din güzel ahlaktan ibarettir diyor Cenab-ı Peygamber. Din namazdan ibarettir demiyor. Evet. 5. ayeti okuyorum Kalem suresinin. Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Evet.
Bugün için de aynı. Geçerli Kur'an ebedi kelam. Her gün insanlık dünyasına yeniden nazil oluyor. İkbal'in dediği gibi. Kur'an'ı okuduğun zaman diyor, sanki ilk defa sana iniyormuş gibi okuyacaksın diyor. Aksi takdirde Kur'an'dan bir şey anlayamazsın. İkbal bu. Muhammed İkbal. Önderim. Fikir önderim. Yakında fesetübsuru ve yübsurun. Sin. Yakın gelecek edatını koymuş fiilin başına. Fesetübsuru ve yübsurun. Sen de yakında göreceksin bu dediklerimin ne olduğunu. Onlar da görecek. Bu bugün için de geçerli. Yakında biz de göreceğiz, onlar da görecekler. Evet. Hanginizmiş fitneye tutulan, deliren? Ha, Hazreti Peygamber'e itham ediyorlar ya. Şimdi bunlar da ne diyorlar? Habire kendisi gibi düşünmeyenleri itham ediyorlar ya. Şizofren, paranoyak, şu, bu küçümsüyor, küçümsüyor. Yani geçen gün nerede dinliyor? Utandım, utandım. Bu memlekette yaşadığım için utandım. Çok oluyor. Ana Muhalefet Partisi'nin liderine, başbakanlık koltuğuna oturan adam diyor ki, CHP'nin diyor genel müdürü, eskiden genel müdürlük yapmış. Evet. Hey kurban olduğum Allah, ya söyleyene değil söyletene bak. Şimdi bunu duyan da der ki, Hazret Türkiye'den daha büyük bir devletin devlet başkanlığından tenezzül etmiş, teberrüken, tevazu gösterip Türkiye'nin başı gelmiş. Böyle der, bundan bu çıkar. Ya sen okuduğun gazete yazılarını anlar mısın? Sonra sen şimdi bu genel müdür filan dediğin adamın yüzüne bak. Asiyesinde nur ilahi var yani fıtrat nuru duruyor yüzünde adam. Çünkü helal lokma yemiş. Helal lokma yemiş. Ya yüzüne baktığın zaman partisine itibarın olsun olması ben bunları düşünmüyorum. İnsan olarak içine bir ferahlık geliyor. Yani insan ya şununla konuşurum oturur diyorsun. Bir yüzün gözün gülüyor. Ya sen konuştuğun zaman bazı resimlere bakıyorum. Ya diyorum arsızlık yapan susturulmayan çocukları bununla korkutmak lazım. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Neyse oku. Oku. 7. ayetteyiz. Senin Rabbin evet odur. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ha. Ve odur kimlerin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. Ha. Bunu Cenab-ı Hak şu anda bilir, tarihte zaman içinde gösterir. İnne rabbeke huve a'lemu. Oraya o zamiri şanı koymuş. Evet oduru işte oradan alarak söylüyorum. Dil. Bimen valla an sebilihi ve huve a'lemu bil mühtedi. Allah Allah. Kelama bak. Evet. Bir ayet daha oku. O halde yalanlayanlara itaat etme. Fela tudil mükezzibi. Mükezzip nedir biliyor musun? Doğruya karşı çıkan, doğruyu yalanlayan, doğruyu dışlayan. Bu Kur'an olur, ilmi hakikatler olur, akli gerçekler olur, insan hakları olur, yaşanan gerçekler olur. Bunları yalanlayan, fenomeni yalanlamak. Hepsi mükezzibinin içine girer. Şimdi bütün dünya, ya kardeşim felatü değil mükezzip. Gerçeği yalanlayanlara sakın itaat etme. Öyle bir ifade kullanmış. Şimdi adamlar çalmış. Fezlekeler ortada. Fezleke ne demek? Kaçırıyorlar meclisten. Şimdi bak uğraşıyorlar ki meclise ya niye kaçırıyorsun? Hani sen dürüst temizdin bir şey yoktu. Sana darbe yapmak için bunlar düzenlenmişti. Bıraksana ki yargı sana darbe yapıldığını çıkarsın ortaya ya. Ha üstelik o yargı da senin güdümünde. Almışsın getirmiş Adalet Bakanlığı'na bağlamışsın. Ay maşallah yargıya bakar mısın? Adalet Bakanı tayin edecek. Onlar da karar verecek. Ya onlara olsun güven. Bırak. Hayır. Hayır darbe diyor. Ya mızrak çuvala sığar mı? Nasıl darbe kardeşim? Bu konuşmalar diyor efendim şey montaj. Montajsa bu ya 2 saatte çıkar burada. 2 saatte. Ana muhalefet lideri bağırıp duruyor. Ana muhalefet lideri. Aptal mı yani devlet bürokrasisinde şu kadar yerde görev yapmış alnı ak berrak pırıl pırıl bir insan. Ne diyor? Ya gönder diyor Amerika'da kuruluşlar var. Avrupa'da kuruluşlar var. 2 saatte bunu montaj olup olmadığını çıkarırlar ortaya. TÜBİTAK'tan da. Türkiye'de var yapsana. Hayır yedirecek millete yutturacak. Bakar mısın? Ama millet yutmuyor. Bu tavrı kendi ağzıyla itiraftır bu. Doğruyu niye şimdi işte... Mükezziplik bu. Fenomeni fenomen getirir, muannittir. Parmağını gözüne sokar. Ha 2 kere 2 5 eder. Ya 2 kere 2 5 etmez kardeş. Hayır bizim mahallede 5 ediyor. Etmez sizin mahallede de 5 etmez. Etmez.
Doğruyu yalanlayanlara, dışlayanlara itaat etme diyor. Bakın, فَلَا تُدِيَ filanı yalanlayan, filanı yalanlayan demiyor. Doğruyu, hakikati yalanlayanlar. Akli hakikat, ilmi hakikat, sosyolojik hakikat, hukuki hakikat, vakalar, hangisi olursa olsun. Gerçeği yalanlayan, çok objektif ifadeyle. Bunlara itaat etme diyor. Evet, o sayfayı bitirelim. İstediler ki sen alttan alıp gevşek davranasın, yağcılık edesin de onlar yağcılık etsinler, Allah Allah. Yumuşaklık göstersinler. Ya bakar mısınız, bu nasıl bir insan teşhiridir? Bu nasıl bir röntgen çekiyor? Nasıl insanın iç dünyasını getirip önümüze koyuyor? وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا İstiyorlar ki bir şeyler olsa da sen onlara yağcılık etsen, onlar sana yağcılık etse. Böyle birbirinizi idare etseniz. Hep öyle yapmıyorlar. 12 sene öyle yapmadılar. Şimdi bu ayeti çiğneyerek birbirini yağlamak suretiyle idare edip menfaatlerini düz getirenler akıbet ne hallere düşüyorlar görüyoruz. Yapmayın diyor Kur'an. Sen bana yağcılık et, ben sana durumu idare yapmayın diyor. Yani Kur'an'dan koordinat alın diyorum. İşte buyur. E sen bana yağcılık et, ben sana idare edelim. Silivri kampını dolduralım. Türk ordusunu tasfiye ve tahliye edelim. Oraya kumandanları dolduralım. Terörle mücadele edenleri terör çetesi kurmakla itham edip idama mahkum edelim. İdama mahkum edilmedi mi İlker evet. Başbuğ? Hey kurban olduğum Allah, bakar mısın şuna? Evet. Çetecilik ithamıyla. Şimdi dolduralım oraya. Sen bana yağcılık et, ben sana gazetecileri de oraya dolduralım. Kim konuşuyorsa onu dolduralım. İşinden edelim, aşından edelim, yuvasını yıkalım, ocağını harap edelim. Peki daha ne yapalım? Devleti talan edelim. Daha cumhuriyetin temel kurumlarını mahvedelim, yok edelim. Daha ne edelim? Eğer biraz daha gitseydiler bu müdahene karşılıklı yağlaşma demek. Müdahene Arapçada müdahene budur. O kelimeyi kullan. Karşılıklı yağcılık, müşareket manası var. Biraz daha gitseydiler Anıtkabir'i Toki'ye ihale edip oraya bir mahalle kurdurup dincilere dağıtacaklardı. Gülmesin kimse. Ben bunu yazdım ve bu yazım yüzünden Habertürk'te benim defterimi dürdüler. Bunu yayınlayamayız dediler. Şunları at. Ben hiçbir şey atmam dedim. Siz yayınlamıyorsanız ben odamı toplarım şimdi. Hemen dedim, telefon ediyorum şoförde. Gelsin. Ya işte falan. Ya öyle şey yok. Gramer hatası mı var? Türkçe hatası mı var? Üslup kayması mı var? Onlar varsa düzeltelim. Teşekkürle. Sen benim yüreğimi karartmak istiyorsun. Vicdanıma kara çalmamı istiyorsun. Ben onu yapar mıyım ya? Habertürk'te benim hangi şartlarda çalıştığımı biliyor musunuz? Kaç tane adam onları feda edebilir? 5 gün yazıyorum. Ekranda program yap. Çifte sekreterler, danışmanlar, bürolar. Oho. Yok dedim kardeşim. Ben Sürmene'nin bir dağ köyünden geldim. Babamın bıraktığı araziler orada duruyor. Gerekirse ben o köye gidip bu arazilerde ekip biçerek karnımı doyurmaya razıyım. Ama ilkelerimden ve imanımdan fedakarlık yapmam. Kaldı ki ben gelmişim 60 yaşına. Siz ne diyorsunuz dedim ya. Hangi kapıyı çaldığınızın farkında mısınız? Uzatma. Uzatma. Alo Fatih'in en meşhur Fatih'i. Konuşuyor çıkmış orada burada. Sen onu bağ sor, bağ şey demeyelim. Hiç dedim yorma kendini kardeşim. Aha dedim, alo. İsmail, gel odamı toplayacağız. Bu kadar. Evet, karşılıklı yağlaşma devam etseydi suyun öbür tarafından kotarılan, şimdi çete diyor ya, artık çete midir, haşhaşi midir, virüs müdür, neyse ben onu bilmem, onu aralarında halletsinler. Ama bu milletin anasını ağlattıklarını biliyorum ikisinin birlikte. Biraz daha devam etseydiler dediğim gibi tam hedef o. Anıtkabir'i Toki'ye ihale edip orada bir dinciler mahallesi yaptırmak. Tarihin diyalektiği buna izin vermez. Vermedi. Hani şimdilik vermedi en azından. O sayfa bitti mi? Bitmedi hocam. Oku. 10. Kaç ayet kaldı? 17. Yani oku. 7 ayetimiz daha var. O zaman yok. O zaman işaretle nerede kaldığımızı. Peki. 10. ayette kaldık tamam. Kalem suresinin. Haftaya kaldığımız yerden tamam. Devam edeceğiz. Ağzınıza tamam. Sağlık hocam.